Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün farklı bir çekimdeyiz. Şöyle kameraya bir ailece çekimdeyiz. Emine Hanım kendini bir göster. Merhaba Tanju Bey. Merhaba. Emine Hanım'ın eşi, sınavda olan arkadaşımız da oğulları. Evet. Baba ve anne arkadan sınavı seyredecek. Güzel bir hatıra kalacak bize de. Bunu akşam normal çekim olarak atacağım. Akşam artık beğenirsiniz herhalde videoyu. Aynen. Beğeniriz hocam, ne demek. Bugün son sınavımız bu. Samet'in durumu nasıl Emine Hanım? Kullanıyor hocam ya. Ben onunla 7 gün 14 saat olan eğitimi sanıyorum toplamda bir 4-5 saat kadar yaptım ama. Tamamladın öğretim, yani eğitimi. Yok, eğitimi zaten tamamladım saat olarak. Fazlasını evvelinde vermiş idim. Az. Hayırlısı bakalım. Evet, motor kaputuyla tanıtım başlıyor şu an. Tablette resmi çekildi. Gerçi Samet'i tanıyorduk. Çekmeye gerek var mıydı ya? Kim olursa olsun resmi çekilmek zorunda. Sistem ben tanıyorum demiyor. Hocam kemerini bağlar mısın lütfen? Kemerimi bağlayacağım. Biraz kapı açabilir miyim kalkana kadar? Evet, kemal. Olabilir. Biraz daha içerisine. Motor kaputu tanıtımımız yapılıyor şu an. Kendimi bazen canlı yayında hissedip şu an ekrana bakıyorum. Birisi bir şey sormuş mu diye. Şu an canlı yayında değiliz. Motor kaputu tanımı devam ediyor. Telefonları lütfen sessiz alabilir miyiz? Tabii. Tanıdık olunca biraz zorluyorlar galiba. Olabilir. Gitse miydim acaba? Yok. Fazla soruyorlar herhalde. Gerek yok. Zorlamazlar ya. Soruyorlardır. Geçe başlıyor zaten sınav değil mi? Evet. Evet, saat 35 geçiyor şu an. Şu an daha yeni başlıyor zaten sınav. Uzatması da iyi bizim için. Evet, bagaj tanıtımına geldiler. Samet bagajı açtı. Yokuş kalkışıyla başlayacak yine sınavımız. Deniz yıldızlarına çıkacağız. Samet evinin önünden geçecek sınav arabasıyla. Tam deniz yıldızlarında oturuyor. Adresini de verdim bak. Bagaj tanıtımı yapılıyor. Evet, stepney'i falan gösterdi. Evet, aracın içine geçilecek. Araç tanıtımı yapılacak. Haydi bakalım Samet, hakkında hayırlısı olsun. Senin için bir geçti müziği açacağız. Ben bu arada Emine Hoca, L Park müziğini ve Park müziğini değiştirdim. Şimdi dinleyeceksiniz. Onları da bir ayarlayayım. Müzikli yapacağız. Sınav yeni müzikle başlayalım. Evet, araç içi tanıtımını yapıyorlar. Gözü de aynada. Evet, aynadan bakıyor sürekli. Evet, bakıyor. Takip etmesek mi? Ne yapsın? Araç içi tanıtımı devam ediyor şu an arkadaşlar. Çocuğa stres yapmadık inşallah. Ya. Yok. Rahat hocam değil. Bu üniversite sınavında bile stres yapmamış hocam. Bu arada aracımın temizliğini hiç fark etmiyorsun. Çok temiz. Hocam her zaman olan bir temiz şey olduğu olacak. İçin dikkat çekmiyor artık, alıştık. Yani böylesi bir durum benim arabamda fark edilir. Hiç temizleyemiyoruz. Sınav başlıyor arkadaşlar. Samet aracını sol sinyalini verdi. Farları yaktı bu arada. Evet, sol sinyalimiz yanık, kalkışı yaptık.
Evet hocalarım, konuşsanız da oğlunuz sınavda ya. Sol sinyaliyle güzel kalktı. Kapattı sonra sinyalini, açık bırakmadı. Yokuş kalkışına doğru gidiyoruz. Ya şu yollar ne kadar kötü ya. Arabalarımız mahvoluyor, yemin ederim. Evet. Evet. Yazık ki öyle. Yokuş kalkışına girecek. Sağ sinyali yandı. Görünmesi için biraz yanaşayım. Kamerayı bir zoom'a alsam. Hafif bir zoom vereyim. Evet. Sağ sinyalle durdu Samet. Sol sinyalini yaktı arkadaşlar. Kalkışımızı tamamladık. Sol sinyalimiz yanık, kalkışımızı gerçekleştirdik. Far ve park yapmak, farkların zaten sadece kendi başına kullanılması yasak hocam. Farları yakmaktır en doğrusu, ama yani günümüzdeki birçok araçta sürücüler yakmıyor diye biliyorsunuz gündüz farı koyuldu ya. Hı hı. Mesela yenilerde var ama işte modelli bizim araçlarda da var. Bizimkilerde var, park otomatik yanıyor, far değil ama. Şimdi biraz daha altına inecek olursak, şöyle bir iki yaş düşük arabalarda yok. Ben de yanması gerektiği taraftarıyım ama. Gündüz farları yakarak gidebilirler yani, daha iyi belirgin olması, evet, açısından. Ben buradayım demek için, değil mi? Bizim araçlardaki alt sis farlarını gündüz farı olarak yapmışlar zaten. Bunda Y20'de öyle bir özellik var. Ben arkasından gideyim de. Burası çok bozuk diye arkası müsait olunca solu tercih ediyorum çalışmalarımızda Samet. Ya burada zaten hepimiz sola geçiyoruz. Tabii ya. Tabii karşıya da sol şeritten geçeceğiz. Evet. Işıklardan karşıya Deniz Yıldızları Kavşağı tırmanacağız arkadaşlar. Arkamda gene bir sınav aracı var ya. Öyle çekim yaparken arkama sınav aracı gelmesini hiç istemiyorum aslında. İnşallah arkadaki kullanıyordur. Samet haydi bakalım Samet. Şunun sınavı mı hocam? Ben öğlene kadar sınavdaydım. Bir kişim kaldı. Aleyna ne yaptı hocam? Aleyna geçti. Aleyna heyecanı yaptı ama geçti gene de. Nasıldı hakimiyet falan, iyi miydi? İyiydi. Samet'ciğim beni duyar mısın? Azıcık gaza bas, şu arkadaki sınav aracından kurtulalım lütfen. Bas şu gaza. Ha böyle. Bunlar beni niye duyuyor ya? Kime ne dersem yapıyor. Ne mutlu sesini duyurabilenler. Verici mi koydunuz hocam motorlara? Yok abi, aman öyle deme. Ciddiye alırlar. Duyuyorlar ama bak, mesela Samet gaza bastı. Empati gençler. Yapıyorsunuz. Telepati bu. Evet, telepati evet. Kuruyoruz. Samet bizi duydu. Bak arkadaki sınav aracından kurtulduk şu an. Samet hadi buradan dönüş yapacağız. Aynaya bakar, ben sinyali o verdi bile ben vermeden. Maşallah. İlayda olmasaydı geliriz, o kursa gitti o da. Abisine seyretme. Ha o eksik değil mi? İlayda eksik. İlayda'ya da buradan selam. İlayda selam, abin sınavda. Darısı başına 2 yıl sonra mı? 2 yıl. 2 yıl sonra. Seni de inşallah canlı canlı çekmek nasip olur İlayda. İnşallah. Buradan sana da seslenelim.
bugün versen bugün alacak da yaş tutmuyor. Evet. İlayda öyle. Dönüşümüzü tamamladık. Samet bravo, buraya kadar hatan yok. Samet benden hızlı gidiyor ha. Yetişemiyorum seni Samet. Evet, çalışmalarımızda da biraz seri davranıyordu. Ben Sayın hocam, yokuş aşağı gaza basmamayı öğretiniz. Düz yolda da biraz daha seri kullanıyordu. Sakinleştirmeye çalıştım elimden. Fazla yakıyor araç şu an. Mesela ben bak gazı bıraktığım için o beni geçiyor. Evet. Ben gazı bırakarak gidiyorum aslında. İyi tembihlemişsin. Yavaş geçiyor evet. İşte. Burası çok fena ya oldu ya. Şu kasisten, evet. Kasislerden daha beter oldu hocam bu ızgara. Burayı hafif sağdan çok yavaş evet. Geçmek gerekiyor. Sol taraf zaten tamamen şey. Alıyor. Engebe olmuş bildiğin. Ezan okunuyor. Müziği kapattık onun için. Evet, sırada 25 metre geri manevra var. Ya bugün müfettiş bey orada ilk L park alanının ölçüsünü biraz bozdu. Benim bir adayım o yüzden dubaya vurdu orada. Bozdu derken ben hocam ileri, mi o, yok sağ baştaki duba var ya hocam. Sağ baştaki dubayı tam kaldırımın başına aldı. Kaldırımın başına alınca çıkış zorlaştı. O Akmar'ın önündeki L park alanı var ya. Hı hı. Şimdi geçerken bakarsın orada zaten bugün inenler falan oldu yani. Oraya çizgi çizilmediği için ben burada köşe görmek istiyorum dedi. Tam köşeye koydu dubayı. Girerken sorun olmuyor. Adaylar parkı yapıyor. Çıkarken duba çok dışarıda olduğu için. Anladım. Aslında biz bunu ısrarla söylüyoruz değil mi? Çıkarken manevra hakkınız var. Ya işte yapacak bir şey yok. İleri geri alın arabanızı. Değdirmeyin. Hocam o sınav anında, şimdi adaya da hak veriyorum, vermiyor değilim ama yani tabii ki gidip dubaya vurması doğru değil. O artık bir duba değil, bir insan evet, ya da bir ağaç, araba. Ağaç, insan, aynen öyle, her şey olabilir. Değil mi? Karşında cisim varken mecbur durmak zorundasın. Mesela bak çıkışa bak adamlar, görüyorsun değil mi? Araba gelirken hiç sinyali yok, bir şey yok, çıkıyor maalesef. Ben sağa geçeyim. Arkamda gene sınav aracı var çünkü. Kadrajdan çıktı Samet. Azıcık geri alayım. ...25 metre geri manevra alanına doğru yaklaşıyoruz. Arkamda bir sınav aracı var arkadaşlar. Muhtemelen ben durduğumda önümüze o girecek ama Samet'in geri manevrasını büyük bir ihtimal göremeyeceğiz. Önümüzü kapatacaklar diye düşünüyorum. Sağ sinyali yaktı şu an. Ben biraz yanaşayım, bu sinyaller konusunda yakıp yakmadığından emin olamıyorsunuz görmeyince. Sinyali yanıyor. Ben böyle duracağım, arkamdaki sınav aracı mecbur girecek oraya. Yapacak bir şey yok. Geri manevrasını yapsın, birlikte arkasından çıkarız inşallah. Diğerinden önce tamamlar. Şu an 15. dakikaya girmek üzereyiz. 15 dakikamız dolmak üzere. Dörtlüsünü yaktı Samet. Ben gördüm. Ya biz de görüyoruz da kameradan görünmez hocam. Kameradan görünmüyor değil. Mu? Çok uzak çünkü şu an. Hatta ben onu dörtlü yakmak ama biliyorsun sınav kuralları arasında yok hocam. Geri gelirken yok mu? Yok. Biz burada Darıca ilçesinde istendiği için yakıyoruz. Alanlar yol üzerinde olduğu için. Normalde sınav kuralları arasında dörtlü yok hocam. Ama geri vitesi aslında taktığımızda hep dörtlü yakılmalı. İşte sınav kurallarında yok. Şimdi alan ayrı olmadığı için yol üstünde. Mesela parkı eskiden nerede yapıyorduk? Yol üstünde. Şimdi kısmen nispeten biraz daha iyi. Evet, Samet arkadaşımız yola çıkacak. Sol sinyalini verdi. Buradan ben görüyorum ama araçlar geldiği için yürüyemedim. Şundan önce çıkayım ben bari. Seviyorum ben böyle anlayışlı şoförleri, bak otobüs
müsaade. Ya şimdi şu bu ikinci sınav aracı beni tedirgin etti de. Niye araya girdin ki sen? Hele ne yapacağız şimdi? Araya giremeyiz, ayıp olur. Gireriz hocam. Yok yok, girmeyelim. Giremeyiz, adam sınavda abi. Neyse, bu tam bu zaten şey, ilk G park alanına pas geçiyorlar. Ben biraz hızlanıp geçeceğim. Yok değil mi bu hafta hocam? Bu hafta da yok oraya. Var, var da ha, durmuyorlar. Samet sen sol sinyali ver, sola geç yavrum, orada durma. Duracaksın mı? Durma. Aa, sağ sinyal yaktı, duracak. Tüh. Yapalım dediler demek ki. Ben arkadakine engel olmamak için şöyle sağ bir yere gireyim. Hah, arkadaki geçiyor. Ben çok burada durayım. Sınava girecek zannettim büyük ihtimalle. Biraz zoom yapacağım, fazla yaklaşmayacağım. O kadar yeterlidir. İnşallah Samet de babayı görür. Madem öyle daraldı. Yok, şu an düzeldi, sabahtan öyleydi. Şu an sorun yok hocam. Bak dubalar nerede duruyor? Çizgiye bak. Bayağı geniş. Hocam ben onlara iki araç arasında park yaptırdığım için zaten hani sağ ve solu kontrol etmeyi gösterdim. Yok anladım da bak. Anladım. Dubalar anladım, nerede anladım. Görüyor musun? Şu an düzeltildi. 50 santim falan açıkta şu anda. Tam girdi zaten. Evet, Samet L parkını tamamladı arkadaşlar. Biz orada müfettişler olduğu için tam oraya gelip çekemedim ama az çok göründü sanırım. L park işlemini tamamladı. Şimdi alandan çıkmasını bekleyelim. Evet, alandan çıkıyor. Hayır, çevirmedim. Yavaş yavaş. Hayır, olmaz hayır. Ya, korkma. Yok, sakin. Yok, yok. Ama çok açık çıktı. Eski evet. Hali olsa vurmuştu. Çok. Hayır ama açmışlar hocam 50 santimi, ondan dedim. Ya hayır bak şu duba bak. Bak nereye geldi duba, bak geçerken. Onun için bu tarafa geldi öbür dubalar. Yani orada değil bizim duba, biliyorsun hocam. Evet, tam kaldırımın hizasına evet. Geldi. O da bize sıkıntı. Metreyle ölçüp diğer dubalar 3,5 metreye çekildi yani. Arkada araba olunca yaptıramıyorlar hocam. Bu arada Samet'i kaybettik biz. Evet, Nene Hatun Kavşağı geçeceğiz. Buradan Sağlık Ocağı'na gideceğiz. Sağlık Ocağı'ndan dönüşümüzü yapacağız inşallah. Samet gayet temkinli davranıyor. Sağlık Ocağı Kavşağı'ndan döneceğiz arkadaşlar. Burası güzergahımızın sonu. Evet, sol sinyalimiz yandı. Son dönüşünü de gerçekleştiriyor.
Yaya geç. Nasıl olsa arabaya, araya otobüs girdi. Müziğimiz de kapandı. Bari müzik dinleyelim hocam. Sen aç. Ezan okunuyor diye. Hı hı, kapandı. Şey ama ezan bitti. Sınav aracı hemen otobüsün önünde arkadaşlar. Allah'tan dönüyor otobüs de. Evet, ani fren alanına doğru gidiyoruz. Karşıdan vuruyor ama. Aa, park müziği açacaktık, doğru ya. Ahmet olmalı görecek. Samet'in gelişine de uyuyor müzik. Hocam çapraz baktığımız için mi bana öyle geliyor? Nasıl geliyorsun oraya? Sanki L'ye girer gibi mi sanki? Evet, açımızdan mı? Yamuk duruyor. Çaprazdan bakıyorsun evet, ya. Çapraz bakış açımızdan değil mi? Füzeye bak. Farkı tam. Evet, Samet park alanından çıkışını gerçekleştirdi. İkide bir kırmızıya yakalanıyorum ya. Demin de kırmızıya yakalandım. Ki
Kim basmış ki buna şimdi, ben anlamadım. Basıyorlar. Basmadan geçiyorlar, geçip basıyorlar hocam. Çocuklar seviyor basmayı ya, düğmeye. O zaman o düğmenin boyunu yükseltmek lazım. Araba gitti. Hele. Evet, kaç dakikası var, bütün manevralarını bitirdi. Videonun dakikası 26 dakika. Şu anda ekranı içeri aldım. Önde başka bir araç var, onun için kamerayı içeri çevirdim arkadaşlar. Samet nerede? Samet bastı gitti mi? Ne yaptı? Ben anlamadım. Aracın Samet'i önünde. Göremiyorum. Nerede? Sağda yanaşıyor hocam. Sağ sinyalle. Sağ sinyalle mi yanaşıyor? Evet, sağ sinyalle yanaşıyor. Tamam. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz o zaman Samet'e. Geçti müziği nerede? Hele geçti müziksiz olmaz. Samet hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Hadi hayırlı olsun bakalım. Teşekkür hayırlı ederim, olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Darısı bütün sınava gireceklerin başına. Amin inşallah. Ama her zaman söylediğim şey var. Sınav odaklı çalışmasınlar. Araba kullanmayı öğrenme adına çalışsınlar. Araç ya kullanmayı öğrensinler. Biraz da hocaya bağlı biliyorsun değil mi hocam? Sınav odaklı eğitime karşı. Evet. Karşı. Sınav odaklı olmaması lazım. Araç kullanmaya yönelik olması evet. lazım. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Evet, bizden de sevgiler. Evet. Hoşça kalın. Ay, size çevireyim. Hoşça kalın. Hadi görüşmek üzere. Evet.